Almanya dönüşü Ankara Maltepe Camii'ne elhamdülillah imam olduk. Orada da aynı hizmetlere devam ettik. Ankara Maltepe Camii'nde de hafızlar yetiştirdik elhamdülillah. Cemaatimizle haşir neşir oluyoruz. Akşamları onlarla ders yapıyoruz. Ayrıca tabii bir rehber hocalık görevimiz de var burada. Ben her zaman şunu söylüyorum. Namaz kıldırmakla kendimizi o sorumluluktan kurtarmış olmayız. Ben her zaman ve bunu da hem kendi bünyemde yaşıyorum hem de meslektaşlarımla paylaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar namaz kılmak bizim görevimiz. Yüce Rabbimizin bize farz kıldığı İslam'ın 5 şartında bir tanesidir ama bizim sokaktaki vatandaşlara, bilhassa sokaktaki vatandaşlara nasıl faydalı oluruz diye hem bunu arkadaşlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunu uygulamaya da çalışıyoruz. Yani sokaktaki vatandaş camiye gelmiyor veya namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Kur'an okumasını bilmiyor. Bunlara nasıl faydalı oluruz diye arkadaşlarımızla bunları ara ara tartışıyoruz. Ve bu hususta da çalışmalarımız bir hayli var, devam ediyoruz. Hafızlık yapmak isteyen kardeşlerimize, evlatlarımıza böyle kendiliğinden hafızlık yap dediğimiz zaman o çok zor geliyor. Birisi mutlaka yönlendirmesi gerekiyor. Beni de rahmetli dedem önce yönlendirdi ve ben her zaman her namazda hiç onu unutmuyorum. Onu hep dualarla yad ediyorum. Ondan sonra beni okutan hocalarımızı yad ediyorum. Çünkü eğer onlar beni, bilhassa rahmetli dedem beni yönlendirmeseydi Allah bilir bugün nerede olurdu. Ve ben imamlığı ve bu mesleği severek yapıyorum. Ve haz duyuyorum. Huşu ve huzur içerisinde kendimi kabul ediyorum. O dönemler sıkıntılı dönemlerdi. Bizim bilhassa 1966'lı yıllar işte öğretmenimiz dilenci mi olacaksın demişti. Ki o zaman imamlarımızın çoğu maaş almıyor, köylü ücretlerini veriyor, işte vatandaş onlara yemek veriyor. Yani böyle bugünkü gibi imamların maddi yönden imkanları yok denecek kadar azdı. Ve hafızlık çok zordu. Bir gün rahmetli dedemle beraber, tabii 8-9 yaşında çocuğum, rahmetli dedemle beraber yatıyorum. Dedem anlatıyor, gece diyor böyle kuş gibi diyor atıyorsun kendini, anlatıyordu sonra dedem. Dedim ki diyor, kendi kendime diyor, dedem anlatıyor. Dedim ki diyor, ya bu çocuk herhalde aklını oynatacak. Sonra düşündüm, taşındım, dedim ki diyor, Allah yolunda eğer bu üşütecekse veya deli olacaksa varsın olsun. Hiç taviz vermedi. Bunu bana hafızlığı bitirdikten sonra rahmetli dedem anlatıyor. Sen böyle yapıyordun, gece kendini atıyordun, korkuyordun, bağırıyordun. Ama ben Kur'an yolundan hiç taviz vermedim diyordu ve gerçekten de öyleydi. Yani ayakta su içsem veya bacak bacak üzerine biri atsa onu görse veya işte Kur'an okurken başına takyasını koymasa hemen şunu söylüyordu. Ya diyordu oğlum, hastaneye gittin, doktor bekliyorsun, iki kişi karşıdan geliyor. Birisi beyaz bir elbise giymiş, birisi normal elbiseyle geliyor. Hangisini doktor olarak kabul edersin? İşte beyaz elbiseli olan, ya imamın da hafızın da müezzinin de bir kisvesi vardır. O ifade, kisve ifadesini kullanıyordu. Onun için hafız dedim mi Kur'an okurken mutlaka başına takyasını koyacak ve takyalı okuyacak diye, başını örtecek diye rahmetli dedemden ve hocalarımızdan almış olduğumuz bu terbiye. Bu terbiye inşallah bizde ve bizden sonraki neslimizde ila nihai devam edecektir.
Hayatımız hep yaşlılarla geçti. Yani sakallı amcalarla, dedelerle böyle 9 yaşında caminin avlusundasın, camidesin, gelenler yaşlılar ve onlarla konuşuyorsun. Hafız Efendi bize, Allah Hafız Efendi diyorlar bize, biz hafız olduk. Hafız çok önemli bir isim. Yani buna layık olabilecek miyiz diye böyle çok tereddüt ettiğimiz zamanlar olmuştu. Hatta hocamız bir gün cuma namazı kıldır bana dedi. Hutbeye çıktığımda böyle zangır zangır titrediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani küçük yaşta hafız olmak en güzel şey. Çünkü hafızlık genelde küçük yaşta yapılır. Küçük yaşta yapılırsa hem unutulmuyor, yani o artık insanın zihnine kazınıyor, orada kalıyor. Ve hem de o bugünkü şartlarda mukayese yaptığımız zaman bizimki o 66'lı 60'lı yıllarda tabii televizyon yok, sinema yok denecek kadar az, böyle internet, bilgisayar ortamları yok. Yani insan artık ortam ezberlemeye çok müsaitdi o günkü şartlarda. Ama yönlendirilecek veya yönlenecek veya sevdirilecek bir ortam yoktu o zaman. Hafız ne olur hafızdan işte, hoca. Yani hoca maaşı olmayan, yani saygınlığı olan birisi ama böyle işte köylü tarafından maaşı verilen, bazen kendini bilmezler tarafından öyle hırpalanan kişiler görünümündeydi o zamanki imamlarımız. Ama elhamdülillah bugün baktığımızda, şöyle arkaya baktığımızda, bugün saygınlığı olan ve maddi ve manevi yönden az denecek kadar sıkıntıları olan bir meslek grubu haline geldik. Hatta bazen bazı arkadaşlarımız şunu da söylüyor, toplumun en çok saygı duyduğu, sevgi duyduğu bir meslek grubu haline geldi hafızlık, hocalık. Kur'an-ı Kerim mihrapta en çok Kur'an-ı Kerim okunur. Mihrapta imam dedik mi, onun şeysi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Mihrapta 10 tane diploman olsa da hafız olmazsan orada yine zayıfsın. Mihrapta geçerli olan Kur'an-ı Kerim'dir ki bu da hafızlık da olur, ezberli olur. Bu hafızlığın her zaman arkamda büyük bir destek ve büyük bir güç olduğunu gördüm. Elhamdülillah, hafızlık sayesinde çok şeyler elde ettim. Yani biz ne görmüşsek bu toplumda, ne elde etmişsek, ben diyorum hep hafızlık sayesinde. Hafızlığımızın sayesinde saygınlık da gördük, maddi yönden çeşitli imkanları da elde ettik. Ve hafızlarımız da oldu. Ve mihrapta da işte 30-35 seneden beri mihraptayız. Bu hafızlık sayesinde de hiç mihrapta sıkılmadan Kur'an-ı Kerim'in her yerinden rahatlıkla okuyabildik, okuduk. Ondan sonra Ramazan mukabeleleri olsun, diğer şeyler de olsun. Hafızlık bu imamlık ve müezzinlik görevinde ve bilhassa Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu din hizmetinde hafızlığımızın her zaman ön sırada olduğunu gördük.